Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşme talebini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kabul etti. Bu görüşme saat 2'de başladı, saat 3'te bitti. Bir saatlik bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yanında Bakan Yardımcısı Naci Koru ve Müsteşar Yardımcısı Ömer Önhon'la birlikte geldi. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında ben Genel Başkan Yardımcısı olarak eski Irak Özel Temsilcimiz, emekli Büyükelçi İstanbul Milletvekili Osman Korotürk katıldı. Görüşmede Sayın Dışişleri Bakanı Musul'daki olayların daha çok arka planına temas etti. Yani bu baskını yapan terör örgütünün nerede, nasıl yaşadığını, nasıl bir tarihçesi olduğu konusunda ayrıntılı bilgiler paylaştı. Ayrıca başkonsolosluğun bulunduğu mevki, oradaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bunlar tabii ayrıntılardı. Bizim için esas olan, biliyorsunuz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Musul konusunda özel bir oturum yapacaktı. Fakat o şimdilik ertelendiğini anlıyorum. Çünkü bu turu tamamladıktan sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu siyasi partilere bilgi verdikten sonra bizim için, Cumhuriyet Halk Partisi için esas olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de halkın da dinleyebileceği şekilde ayrıca bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun da yapılacağını anlıyorum. İnşallah yapılacaktır, yapılması gerekir. Şimdi konunun esas özüne, çekirdeğine geldiğimiz zaman Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bütün halkımızın ilk ve tek hedefi oradaki vatandaşlarımızın, başkonsolosluk mensuplarının, tur şoförlerinin salmen bırakılmaları, özgürlüklerine kavuşturulmaları. Tek hedef bu. Bunun için Dışişleri Bakanı Davutoğlu temaslarda bulunduklarını ve bu konuda iyimser konuştuğunu söylemem lazım. Ayrıntıya girmem, giremem de. Fakat bu konuda ellerindeki bütün imkanları kullanarak bunu daha başka yöntemlere başvurma gereği kalmaksızın bu konsolosluk mensuplarımızı, başkonsolosumuz dahil, kurtarmak için gereken girişimleri ve temasları sürdürdüklerini belirtti. Bunun tabii neticelerini önümüzdeki günlerde görmemiz lazım. Ümidimiz, temennimiz, beklentimiz ve hükümetten talebimiz. Bu konuda gereken bütün girişimleri yaparak bu vatandaşlarımızın, başkonsolosumuz ve başkonsoloslukta görev yapan diğer arkadaşların ve tır şoförlerimizin en erken noktada serbest bırakılmalarını sağlamak. Bizim açımızdan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda çok özet konuşacağım. Bu arada soru da almayacağım, onu da söyleyeyim. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Orta Doğu politikasının baştan sona yanlış olduğunu, Türkiye'yi bir bataklığa sürüklediğini, Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırdığını ve Türkiye'nin bu nedenle çok ciddi sıkıntı ve tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığını izlenen bu politikalar neticesinde bunu belirtti ve bunun bir siyasi faturasının mutlaka olması gerektiğini Sayın Davutoğlu'na ifade etti. Yani bu bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu ister Suriye bağlamında, ister Irak bağlamında, ister genel Orta Doğu bağlamında, hatta onların ötesinde Türkiye'nin giderek yalnızlaşan, giderek bir kıskaç altına girmiş bir dış politikanın ışığında yalnızlaşan bir ülke olduğunu özellikle vurguladı. Bunu hep dile getirdiğimizi, bu bağlamda Türkiye'nin geleceğe selameti, huzuru ve güvenliği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı önerilerin hiçbir noktada dikkate alınmadığını ve bunu dikkate almayan, bu yanlış politikalarda ısrar eden Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin mutlaka bir siyasi fatura ödemesi gerektiğini Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'na açıkça belirtti. Aynen.
çağrısı. Siyasi fatura dedik. Yani bunun daha açık bir şeyi yok. Daha önce ben dün yaptığım açıklamada, yazılı açıklamada belirttiğim gibi hükümetin bu konuda gelişmeleri öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaşması lazım. Fakat oraya gelmeden önce de bu işin baş mimarı Başbakan Erdoğan'dır. Onun altındaki uygulayıcı mimar da Ahmet Davutoğlu'dur. O bakımdan en azından Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu derhal istifa etmesi gerektiğini ben söyledim. Bugün de Genel Başkanımız bir siyasi kadrodan bahsetti. Ben soruya cevap vermeyeceğim dedim. Sayın Davutoğlu'na verdiği bilgiler için teşekkür ettik ve görüşmeyi bitirdik. Ben de size teşekkür ediyorum. Soru cevaplandırmayacağım. Onun için. Çünkü Davutoğlu'nun şu ricası oldu. Bunu kabul, buna uymak durumundayız. Kendisi bir basına açıklama yapmayacağını, temaslarını tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerle temaslarını tamamladıktan sonra bir açıklama yapacağını söyledi. Ama biz bu bilgileri en azından kendi partimiz açısından bu noktada paylaşmanın daha doğru olacağını. Çünkü bu önemli bir konu. Yani sadece bizim partimizi değil, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Böyle hassas, duyarlı, önemli bir konuda elimizdeki bilgileri paylaşılabilecek ölçülerde sizlerle paylaşma gereğinden hareketle bu toplantıyı yapma talimatı aldım. Genel Başkanımızdan yaptım. Hepinize teşekkür ediyorum.